Biraz korumuzdan ve derneğimizden bahsetmek isterim. Ormancılar Derneği 1924 senesinde kurulmuş, Cumhuriyet'le yaşat bir dernek. Dilerim ki bu güzel derneğimiz çınar ağacı gibi yüzyıllarca yıllık bir ömre sahip olur. Bize korumuz için çalışma şartlarını, çalışma yerlerini sağlıyorlar. Sizler için lütfen Ormancılar Derneği'ne bir alkış rica ediyorum. Derneğimiz ikinci başkanı Sayın Mehmet Metin Afşaroğlu'larımızla da hoş geldin diyoruz. Derneğimiz adına bir konuşma yapması üzerine derneğimiz yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa Kemal Özer Bey'i alkışlarınızı sahneye davet ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Saygılarımı arz ediyorum. Değerli katılımcılar, hepinize merhaba. Ben de Türkiye Ormancılar Derneği adına hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Öncelikle geçtiğimiz günlerde ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinde güzel ülkeme bu deprem için geçmiş olsun diyorum, sizlere de geçmiş olsun diyorum. Ve depremde ölen vatandaşlarımıza rahmet, yaralananlara acil sağlıklar ve kalanlara da sabır ve dayanma gücü diliyorum. Değerli dostlar, dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma yaşatır. Bu anlamda Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara Büyükşehir Kent Konseyi, Çevre İklim, Enerji ve Kültür Sanat Masası'nın ve Çankaya Belediyesi'nin birlikte depremzede ailelere ve çocuklarıyla dayanışma adı altında yapılan bu etkinliğin bugünlerde anlamı daha da fazla. Ve bu etkinlik için emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Ayrıca Orman Haftası'na girdiğimiz bugünlerde Türkiye Ormancılar Derneği'nin Türk Sanat Müziği Korosu'nun da suya, toprağa ve yüreklere hitap eden ezgilerinin burada size sunulacak olması da benim için ayrı bir değer katmaktadır. Ben buraya Türkiye Ormancılar Derneği'ni temsilen geldim. Onun için de sizlere kısaca bir derneğimiz hakkında bilgi vermek isterim. Değerli dostlar, katılımcılar, derneğimiz 26 Aralık 1924 yılında İstanbul'da Yüksek Orman Mektebi mezunları tarafından kurulmuştur. Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşudur. Kızılay'ın 1923 yılında kurulduğunu düşünürsek, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 1924 yılında kurulduğunu düşünürsek, derneğimizin ne kadar köklü bir dernek olduğu anlaşılır sanırım. Ve derneğimiz 1930 yılında Ankara'ya taşındı. Türkiye Ormancılar Cemiyeti, daha sonra da Türkiye Ormancılar Derneği ismini aldı. Ve 1951 yılında da kamu yararına çalışan dernek özelliği sıfatı kazandı. Bakanlar Kurulu kararıyla. Ve derneğimizin tüzüğünde belirttiği ormanların, doğanın ve çevrenin korunması, ormancılığın ve ormanlarımızın tanıtılması, orman sevgisinin aşılması, ormanlarda yaşanan sorunların çözümü, çözüm önerilerinin sunulması, ormanlara karşı çıkan yasal düzenlemelere ve işlemlere karşı mücadele etmek, bu konuda toplumu aydınlatmak, panelleri yapmak, toplantılar yapmak, basın açıklamaları yapmak gibi kurulduğundan bugüne kadar bu işlevleri yerine getirmekte, bundan sonra da bu işlevlere görevi yerine getirmeye devam edecektir. Ankara'da Atatürk Ormanı, ODTÜ Ormanı dediğimiz ve Atatürk Ormanı, ODTÜ Ormanı olarak bilinen Atatürk Ormanı'nın kuruluşunda 1960'lı yıllarda çok büyük emeği geçmiştir. ODTÜ Direktörlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve derneğimiz arasında yapılan protokolda derneğimiz o sahaların etüt, plan, proje ve fidan temininde büyük katkılar sağlamıştır. Türk Mimar Mimen TUMOB'un kuruluşunda büyük görevler almıştır. Anayasada yer alan ormancılıkla hükümler ve şu anda uygulanmakta olan Orman Kanunu'nun hazırlanmasında büyük emeği geçmiştir. Dolayısıyla köklü bu yıl 99. yılını kutladık. Seneye de kısmet olursa 100. yaş yılını kutlayacağız. 1900 üyesi, 2 şubesi, 31 ilde temsilciliği ve 7 orman fakültesinde de ayrıca temsilciliği vardır.
Evet, böyle bir köklü derneğimiz mevcut. Evet, derneğimizin Türk Sanat Müziği Korosu'nun kıymetli şefimiz Kenan Günel eşliğinde sizlere sunacak olduğu eserlerin ilgiyle, keyifle izleyeceğinizi umuyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Mustafa Kemal Özer'i alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Hocam hazır mıyız? Değerli misafirler, programın bölümünde Muhayyer Kürdil makamına bir geçiş yapıyoruz. İlk şarkımız bir Erol Sayan şarkısı. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir. Dudakların mühür olsa ben açarım, bana getir. Alkışlar Erol Mudanyalı için. Alkışlarla korumuzun genç ve güzel solisti İrem Kayıran. Alkışlar onun için. Tüm Tarihli Bekleray şarkısı. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben ona gitseydim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız.
Kuşlar Genç ve Başarılı Başkanımız İrem Kayıran. Komutanım hazır mıyız? Mikrofon sizde. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar gelip açar. Bozulmuş düşmanlar gelip açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak güzeller paşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak güzeller paşa. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapan Türk. Görevini en iyi yapan Türk dostlarımıza, Ormanlar Derneği, Kimyacılar Derneği'ne herkese çok selamlar olsun. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağırma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak müjdeler yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak müjdeler paşa. Ormancılar Derneği'niz, Sayın Hocamız Şef Kenan Güney'le bir çiçek sunacaklar. Çiçeklerini sunmak üzere derneğimizin yönetim kulesi Sayın Mustafa Kemal Özel Bey'i sahneye alkışlarına davet ediyorum. Evet değerli dostlar, Türkiye Ormancılar Derneği'nin bu güzel konseri için tüm sanatçıları yürekten kutluyorum. Ve kıymetli şefimiz Kenan Güney'in nezdinde onlara derneğimiz adına bu bir buket çiçeği vermekten onur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Sizlere de. Kutluyorum. Hepinizin yüreğine, ağzına, diline sağlık. Çok güzel bir konser oldu.